Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Gıcık biyoloji serisinde gıcık bir mevzuya hoş geldiniz. O kadar gıcık ki bu paylaşım biraz önce Instagram'da yaptım. Ve arkadaşlar üretmen meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan ciddi uyarılar aldım. Çünkü benim gibi adamın okul kitabı dışında bir cümle yazmaması gerekiyordu. Ama yazmış bulundum arkadaşlar. Nereyi yazdım birazdan göstereceğim. Şimdi bu paylaşımın amacı şu arkadaşlar. E, ATP sentez, ATP fosforilasyon çeşitleri var. Malumunuz e, ATP fosforilasyon çeşitleri. Cümleye bak. Neyse ATP üretim çeşitleri var. E, normalde eskiden 4 tane anlatırdık. Derdik ki e, subsurat düzeyi, düzeyinde fosforilasyon, işte, oksidatif fosforilasyon, e, fotosentetik fosforilasyon, bir de kemosentelik fosforilasyon derdik. Ama arkadaşlar kemosentelik fosforilasyon diye bir şey aslında yokmuş. E, yaklaşık 3 senedir, 4 senedir okul kitabına da girmiş haliyle... Kemosentez sevgili arkadaşlar. Yani kemosentez enerji üretimi oksidatif fosforilasyon başlığı altında anlatılıyor. Yani kısacası tekrar ediyorum arkadaşlar. Kemo sentetik fosforilasyon nanay arkadaşlar. Nanay. Nanay. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar kısacası tamam mı? Yani yok çarpı arkadaşlar kemosentetik fosfolasyon yani kemosentezde üretilen ATP arkadaşlar e, oksidatif fosfolasyonu üretiyor. Ayrıca dikkat ederseniz burada oksijensiz solunumu da oksidatif fosfolasyonu aldık. Yani oksijensiz solunumun da ETS'si var ama sonra eklenmesi oksijen değil. Şimdi burada cümleler kurdum. Cümleleri kurarken, not hazırlarken daldım bir an arkadaşlar. Kemofosfolasyon diye bir şey yoktur. Eyvallah. Okul kitabında böyle. Oksidatif fosfolasyon ETS vardır. Yani oksijenle oksijen solunumda ETS olduğunu okul kitabı da söylüyor. Fermentasyonda ETS yoktur bunu okul kitabı da söylüyor. Ama şu son mevzuyu fermentasyon bir sonum çeşidi değildir. Okul kitabı tam manasıyla söylemiyor. Yani bu mevzu çok muallakta kalmış bir durumda. Yani kıyısından köşesinden söylüyor. Aslında 9. sınıf kitabının birinde diyor ki işte oksijenli ve oksijen sonunda ETS yoktur. Ferman, işte oksijenli ve oksijen sonunda ETS vardır. Fermentasyon ise ETS olmadan ATP üretilen bir metabolik süreçtir diyor. Yine 12. sınıf kitabında fermentasyon başlığında diyor ki Arkadaşlar fermantasyon diyor e, ATP üretimini sağlayan başka bir süreçtir diyor. Ama demiyor ki fermantasyon bir solunum çeşidi değildir net bir şekilde hiç söylemiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu cümleyi ben yazdım. Yani gerçekten doğrusu bu. Ama hani biliyorsunuz benim okul kitabı takıntım var. Arkadaşlarımız da beni uyardı instagramdan. Ee, arkadaşlar fermantasyon bir solunum çeşidi değildir meselesi okul kitabına tam girmeden biz de girmeyelim bir zahmet. E hocam sorulursa ne yapacağız Arkadaşlar vallahi ben de bilmiyorum yani. <laughs> İnşallah sormazlar yani. Allah'a dua edelim. Fermantasyon bir sonlu mudur değil midir diye sormazlar. Çünkü fermantasyon solunum olursa piyasa karışıyor. Ama piyasayı karıştırırsam kafanızı karıştıracağım. Şimdi o meseleye girmeyeceğim. Şimdi gelelim e, kemosentelik fosfolasyonun fosforilasyon e, olmadığını gösteren kanıta. Okul kitabında ATP üretim şekilleri var. Bakın 3 tane. Substrat düzeyinde fosforilasyon var arkadaşlar malumunuz. Evet. Kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz? Çok ayıp. Cık. Demek ki arkadaşlar biz bunun deneme sürümünü kullanıyoruz. Bu demek oluyor bu. Ve deneme sürümü olunca da bize izin vermiyorlar. Evet neyse çok önemli değil. Ee, ne dedik arkadaşlar? ATP üretim şekillerinde sustrasyonlu fosforilasyon, oksidif fosforilasyon ve fotosentetik fosforilasyon var. Ancak sevgili arkadaşlar ne yok? E, kemosentrik kemosentetik fosforilasyon diye bir şey yok diyoruz ve bu videoyu burada bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.